Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programımızda Bakara suresinin 6. ve 7. ayetlerinin mealini ve tefsirini yapmaya çalışacağız. Bu iki ayet-i kerime kafirlerle alakalı. Allah-u Teala bu iki ayette belli bazı kafirlerle alakalı bir takım hükümleri bildiriyor. Ve bize şöyle anlatıyor. İnnellezîne keferû sevâun aleyhim e enzertehum em lem tunzirhum la yu'minun. O küfreden, inkar edenler var ya, onları uyarmışsın, uyarmamışsın fark etmez. Onlar için birdir. Onlar inanmazlar. Hatemallahu ala gulubihim. Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Ve ala sem'ihim. İşitmelerini, kulaklarını da. Ve ala ebsarihim gışave. Ve onların gözleri üzerinde bir perde vardır. Ve lahum azabun azim. Onlar için büyük bir azap vardır. Değerli izleyenlerim, buraya kadar olan kısım ayet-i kerimenin, iki ayetin meali ve kafirlerle alakalı. Allah-u Teala daha önceki bölümde önce Kur'an'ı methetti. Kur'an-ı Kerim'in insanlara bir hidayet rehberi olduğunu anlattı ve Kur'an-ı Kerim'in insanları müttaki yaptığına dikkat çekti. Kur'an-ı Kerim'den dersini alan o takva sahibi insanların özelliklerini nazara verdi. Onlar gayba iman ederler. Onlar namazı ikame ederler. Onlar kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden infak ederler. Bunları nazara verdi. Hem peygamberimize indirilene hem daha önce indirilene iman ettiklerini anlattı. Ve onların ahirete yakinen inanması ve ahirette de, dünya ve ahirette felaha erdiklerini bildirdi. Bunun peşinde Allah-u Teala kafirlerle alakalı iki ayete yer verdi. Ve bu iki ayette kafirleri bazı özellikleriyle niteledi ve onların akıbetini de bize bildirdi. Malum iman ve küfür birbirine muhalif olan, birbirine zıt olan şeyler. Kur'an-ı Kerim nazil olmaya başlıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam insanlara Kur'an'ın hükümlerini beyan ediyor. Bu hükümleri beyan ederken bir kısım insanlar peygamberimize iman ediyor. Bunlara müminler deniliyor. Bir kısım insanlar ise inkar ediyorlar. Onlara da kafirler deniliyor. İman ve küfür ta Hazreti Adem'den kıyamete kadar devam edecek olan iki olay. Yani her kavme peygamber gönderilmiştir. Her kavmin Resulü, elçisi vardır. Ve o peygamberin daveti karşısında bir kısım insanlar iman eder, bir kısım insanlar da kafir olur. Yani inkar ederler. Kelime olarak küfür, örtmek anlamında. Yani kafir örtendir. Ne gibi? Nasıl ki tohumun üzerine örtüyoruz ve o zaman görülmüyor. Onun gibi kafir de gerçeklerin üzerine örtüyor. Ve kafir olan bir kimse kainattaki ilahi gerçekleri örtmüş oluyor, perdelemiş oluyor. Bu açıdan kafire kafir denilmiştir. Bir insan gündüz vakti her şeyin görüldüğü bir ortamda gözünü kapadığında hiçbir şeyi göremez. Kafir de gerçekleri göremiyor. Gerçeklere gözünü yumuyor ve bunun neticesinde kalben inkar ediyor. Burada belki şuna da temas etmemizde fayda var. İman ve küfür kalbe ait iki özelliktir. İnsan kalben iman eder veya insan kalben inkar eder. Dolayısıyla kalbin de kendine göre fiilleri vardır. Bir insan kalbinden bir şeyi geçirse fakat yapmasa, iyi bir şeyi geçirmişse sevap alıyor. Kötü bir şeyi geçirip yapmadığında bundan dolayı günahkar olmuyor. Bilakis terk ettiğinden dolayı yine sevap elde edebiliyor. Ama kalbin bir kısım fiilleri var ki bunlar çok ciddi şeyler. Şaka kaldırmıyor. İşte iman bunlardan bir tanesi, küfür de bir başkası. Dolayısıyla kalbin de kendine göre amelleri var. İman etmek veya inkar etmek, küfre düşmek veya nifak içinde olmak kalbin fiillerinden bazıları. Mesela deniliyor ki küfre rıza küfürdür, zulme rıza zulümdür. Bunlar kalple alakalı şeyler. Bir insan durduğu yerde
zalimlerin yapmış olduğu zulme ortak olabilir. Kalben buna ortak olur. Eli doğrudan işin içinde değildir. Doğrudan eli o fitnenin içine karışmamıştır. Ama kalben oh ne güzel oluyor demişse, zulme taraftar olmuşsa, o kimse bundan dolayı mesuldür. İşte insanın en fazla mesul olduğu, en fazla cezasını çekeceği kalbi fiil küfür. Yani dinin bize bildirmiş olduğu şeyleri inkar etmek. Burada tabii dinin bize bildirmiş olduğu şeyler derken şöyle bir ayrıntıya girmekte fayda görüyorum. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam veya herhangi bir peygamber Allah'tan neyi getirmişse bunlara iman etmek muhatap olan kimselere farzdır. Eğer bunların bir kısmını veya tamamını inkar ederse o insan kafir olur. Ve bu noktada iman bir bütündür, tecezzi yani bölünme kabul etmez. Bir insan ya iman eder veya kafir olur. Biraz mümin biraz kafir olmak böyle bir şey söz konusu değildir. İşte kafir olan kimseler peygamberimiz vasıtasıyla bildirilen ilahi hakikatleri, Kur'an'ı hakikatleri kabul etmeyen kimselerdir. Ayet-i kerimeyi tekrar okuyacak olursak, innellezine keferu, şüphesiz o küfre düşenler, burada o küfre düşenler derken belli kafirler, nasıl ki Arapçada el takısı, elif lam takısı belirlilik ifade ediyor. Racül dediğimiz zaman herhangi bir adamdır. Ama er racül dediğimizde belli bir adamdır. Benzeri bir şekilde innellezine keferu derken belli kafirler. Yoksa her kafir artık iman etmez, böyle bir mana veremeyiz. Ancak böyle bir inceliği doğrudan mealde de göremeyiz. Kur'an-ı Kerim'deki bu ayeti okuyan bir kimse mealinden dolayı sadece anlamaya çalışsa bazı yanlış kanaatlere de sahip olabilir. Mesela mealde şöyle yazar: o kafirler var ya, sen onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. Onlar iman etmezler. Allah onların kalplerini mühürlemiştir. İşitmelerini de ve onların gözleri üzerinde bir perde vardır. Büyük azap onlaradır. Bu mealdeki ayeti okur ve zihni biraz da karışabilir. Der ki Allah-u Teala burada onların iman etmeyeceğini açıktan söylüyor. Dolayısıyla artık bunların iman etmesi mümkün değildir. Bu şekilde hatırına gelebilir. Nitekim Cebriye diye bir ekol çıkmış ve bu ayeti ve benzeri bazı ayetleri bu şekilde anlamaya çalışmışlardır. Onlara göre artık bir insanın kaderinde kafir olmak varsa o insan tümüyle kaderin mahkumudur. O insanın iman etmesi düşünülemez. Kur'an-ı Kerim'de başka bazı ayetler var. Yudillü men yeşâ ve yehdi men yeşâ. Allah dilediğini saptırır, dilediğine de hidayet eder. Burası da onlara delil gibi görülüyor. Yani demek ki iman Allah'tan, hidayet de Allah'tan. Allah dilediğine hidayet veriyor, dilediğini dalalette bırakıyor. Mesele bu şekilde anlaşılabilir. Ve bu şekilde anlamanın neticesinde bazı insanlar Cebriye mezhebinde olduğu gibi diyebilirler ki ne yapalım, kafir olmak bizim kaderimizmiş. Kader bize buna hükmetmiş. Dolayısıyla biz iman etmek istesek bile artık iman edemeyiz. Böyle diyebilirler. Acaba durum onların dediği gibi mi? Onların anladığı gibi mi? Değerli izleyenlerim, onların anladığı gibi değil. Allah-u Teala insanı iman ve küfür noktasında hür bırakmıştır, serbest bırakmıştır. Biz Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri değerlendirirken bir tek ayetten yola çıkarak hüküm veremeyiz. Kur'an-ı Kerim'e bir bütün olarak bakmamız lazım. Mesela başka bir yerde Cenab-ı Hak şunu bildiriyor: قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ, de ki Rabbinizden hak size gelmiştir, bildirilmiştir. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ, artık dileyen iman etsin. وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ, dileyen de kafir olsun. Burada şunu görüyoruz: İman etmek veya doğrudan doğruya küfre düşmek insanın kendi iradesine bırakılmıştır. Yani dileyen erkek olsun, dileyen kadın olsun, böyle bir ayet yok. Allah-u Teala bu noktada bize sormamış. Dilediğini erkek, dilediğini kadın yaratmış, kız yaratmış. Ama dileyen mümin olsun, dileyen kafir olsun demek suretiyle bunun bize bırakıldığı anlaşılıyor. Bu noktada
Şu şöyle bir ifade kitaplarımızda geçiyor. El vücube bil ihtiyar la yunafil ihtiyar. Yani bir insanın bir noktada hür olduğunu ifade etmek onun hürriyetini ortadan kaldırmaz. Yani seçmeye mahkum olmak o seçme hakkını ortadan kaldırmaz. İmam Gazali'nin şöyle bir ifadesi var. Diyor ki insan hür olmaya mecburdur. Yani insan bu noktada kaderin mahkumu. Ama ne şekilde mahkumu? İman veya küfrü bunlardan birini seçme noktasında kaderin mahkumu. Yoksa küfür noktasında ben kaderin mahkumuyum, kader benim kafir olmama hükmetmiş. İnsan böyle düşünürse yanlış etmiş olur. Bu şeytanın bir aldatmasıdır. İşte ayet-i kerimedeki innellezine keferu bu ayet-i kerime bu noktaya dikkat çekiyor. Buradaki ellezine keferu derken ellezine aynen elif lam gibi belirlilik ifade eder. Yani o belli kafirler var ya, o belli kafirler sen uyarsan da uyarmasan da müjdelesen de müjdelemesen de onlar iman etmezler. Demek ki ayet-i kerime bu yönüyle gaybtan bir haberdir. Ebu Cehil gibi, Ebu Leheb gibi küfrün önde gelen bir kısım şahıslarının iman etmeyeceklerini bize anlatmaktadır. Gerçekten de bu insanlar küfür üzere ölmüşlerdir ve Kur'an-ı Kerim'in bu haberini ölümleriyle, küfür üzere ölmeleriyle tasdiklemişlerdir. İşte innellezine keferu sevaun aleyhim. Onlara birdir diyor. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için bir şey değişmez. Burada bir incelik var. Sevaun aleyhim diyor. Sevaun aleyke demiyor. Yani o kafirler için birdir. Ama peygamberimiz için veya peygamber yolunda olup da Allah'ın dinini tebliğ eden kimseler için bir değil. Neden? Çünkü gerek peygamber veya peygamberin anlattığı şeyleri tebliğ eden din bilginleri için anlatmakta mükafat vardır. Anlatmakta ücret vardır. Kur'an-ı Kerim bu noktada bize şunu hatırlatır. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلَاغِ. Yani peygambere düşen ancak tebliğ etmektir. Bu noktada belki şu olayı da hatırlamamızda fayda olur. Malum Allah-u Teala her kavme peygamber göndermiş. لِكُلِّ قَوْمٍ هَاتْ وَلِكُلِّ اُمَّتٍ رَسُولُ buyuruyor. Her kavme yol gösteren var. Her ümmete elçi gönderilmiş. Firavun ilahlık iddia eden birisi. Allah-u Teala ona da en büyük peygamberlerden biri olan Hazreti Musa'yı gönderiyor. Ve Allah-u Teala Hazreti Musa'yı gönderirken ve kardeşi Harun'u da yine gönderirken Firavun'a gidin diyor. فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنَ ve Firavun'a yumuşak bir dille anlatın. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَى olur ki öğüt alır veya Allah'tan korkar. Buradan şunu anlıyoruz. Allah-u Teala Firavun'un iman etmeyeceğini aslında biliyor. Yani Allah'ın ilminde ezel ebed beraberdir. Gelmiş gelecek şeyler beraberdir. Böyle olunca Allah-u Teala onun iman etmeyeceğini biliyor. Ama Hazreti Musa'nın görev yapması lazım. Gidip Firavun'a anlatması lazım. Ve bir de diğer alemde Firavun gibiler özür beyan edememeliler. Yani eğer Hazreti Musa Firavun'a gitmeseydi Firavun diğer alemde şöyle diyebilirdi. Ya Rabbi bana elçi gelmedi. Senin dinini anlatan, hak vakikati anlatan elçi gelmedi. Dolayısıyla ben mesul değilim diyebilirdi. Bu da bir mazeret olurdu. Gerek Firavun gerekse herkes için bu geçerlidir. İşte bu açıdan kafirlerin ilahi tebliğe muhatap olmaları lazım. Muhatap olduktan sonra mesuliyet başlıyor. İsra suresinde geçen bir ayette Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَ. Biz elçi göndermedikçe azap etmeyiz. Yani Allah-u Teala önce elçiler gönderiyor, peygamberler gönderiyor veya peygamberin davetçisi durumunda alimleri vazifelendiriyor. Onlar tebliğ ediyorlar. Tebliğ ettikten sonra bir kısım insanlar iman ediyor, bir kısım insanlar da kafir oluyor. Dolayısıyla işte bazıları bunların kalpleri mühürlüdür, bunlar anlatılmaz. Böyle bir hüküm söz konusu değil. Kimin kalbinin mühürlü olduğunu biz bilmiyoruz. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Cehil gibi küfrün önde gelen bir liderine
bu ümmetin firavunudur dediği kişiye 100 defadan fazla gidip anlatmıştır. Demek ki innellezine keferu, işte o belli kafirler var ya, sevaun aleyhim, onlar için birdir. E enzertahum, ha onları uyarmışsın, emlem tunzirhum, ha da uyarmamışsın, fark etmez. La yu'minun, onlar inanmazlar. Niçin inanmazlar? Hatemallahu ala gulubihim, Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Ve ala sem'ihim, işitmelerini de, kulaklarını da mühürlemiştir. Burada acaba kalplerin mühürlenmesi, kulakların mühürlenmesi ne demek? Biraz bunun üzerinde de duralım. Değerli izleyenlerim, kalp kelimesi çevrilmek anlamında. İnsanın kalbine kalp denilmesi çok değişken olmasından dolayı insanın kalbi devamlı değişiyor. Bir halden başka bir hale geçiyor. Nasıl ki insanın bedeninde maddi bir kalp var ve o maddi kalp maddi bedenimizin merkezidir ve devamlı pompalar, kan pompalar, hayat onunla devam eder. Onda bir arıza olduğunda bütün beden bundan etkilenir. Ayet-i kerimelerde anlatılan kalbi mühürlenenler, kalbi paslanmış olanlar, bunlar manevi kalp. Bir de insanın manevi kalbi var. Manevi hayatının merkezi. İşte bu duyuların merkezidir, hislerin merkezidir, düşünmenin merkezidir. Böyle olan bir kalp artık iman noktasında, küfür noktasında küfrü tercih etmiştir ve imanı kabul edemeyecek bir duruma gelmiştir. Bel rana ala gulubihim ayetine de bu noktadan bakılabilir. Yani insanın fiilleri, günahları, hataları birike birike artık o kalbi tümüyle kaplıyor ve bunun neticesinde o kalp işe yaramaz bir hale geliyor. Mühürlemek tabiri belki bize şunu da çağrıştırır. Daha kolay da anlayabiliriz. Nasıl ki mesela belediyeler zaman zaman bazı dükkanları mühürlüyor. Bir kasap dükkanını veya diyelim bir fırını mühürlüyor. Neden? Diyelim kasap kaçak et satıyor. Veya fırın eksik gramajlı ekmek satıyor. Veya başka hijyenik şartlara riayet etmiyor. Bunun neticesinde sağlıksız ekmek piyasaya sürüyor. Bunun farkına varıldığında belediye orayı mühürlüyor. Demek ki bu mühürleme olayı durup dururken bir mühürleme olayı değil. Allah-u Teala başlangıçtan bunların kalplerini mühürlemiş de bundan dolayı iman etmiyorlar değil. İnnellezîne keferû, geçmiş zaman sırasıyla anlatıyor. Onlar ki küfrettiler, küfre düştüler, inkar ettiler. Bunun neticesinde hatemallahu alâ gulûbihim, Allah onların kalplerini mühürledi. Demek ki kalplerin mühürlenmesi onların kesplerine bir cezadır. Onların yaptığı kötü fiillere taraf ilahiden bir cezadır. İman nurları o kalplere geldi. Onlar bu iman nurlarını kabul etmediler. Bunun neticesinde Allah'ın gadabına maruz kaldılar ve artık bu kalpten yarar gelmez, bir iş çıkmaz. Allah-u Teala o kalpleri mühürledi. Ama bu meleklere görülür. Melekler bilir hangi kalp mühürlü, hangi kalp değil. Bizler normalde bilemeyiz. Bu açıdan muhatabımız velev Firavun da olsa, velev Ebu Cehil de olsa, bize düşen, bu işi az çok bilenlere, dini tebliğ etmek isteyenlere düşen görev, en azılığı kafirlere bile anlatmaktır. Ama belli bazı insanlar da vardır ki, anlatsan da anlatmasan da, cehennem azabıyla uyarsan da uyarmasan da, onlar için fark etmez. Onlar artık iman etmeyeceklerdir. Burada önce kalbin zikredilmesi, çünkü kalp insanın manevi merkezidir. Bu açıdan en önemli olan organ önce zikredilmiştir. Ve alâ sem'ihim, ve işitmelerini de mühürledim. Yani artık onlar işitmezler. Peygamber bile onlara konuşsa, peygamberin sözü tabiri caizse bir kulaklarından girer, öbür kulaklarından çıkar. Mesela Hazreti Şuayb kavmini anlatıyor. Çok fasih bir şekilde anlatıyor. Kendisi Hatibül Enbiya'dır. Peygamberler içinde en güzel konuşanlardandır. Ama kavmi ona diyor ki ya Şuayb mâ nefkahu kethiran mimmâ tegûl. Ey Şuayb, senin dediklerinden çoğunu anlamıyoruz. Hazreti Şuayb'ın anlatamamasından değil ama idrak melekeleri dumura uğramış.
onun bahsettiği iman, fazilet, ahlak, bu gibi değerlerden haberleri yok. Bu gibi manalar kendilerine geldiğinde bir masada bulmuyor. Dolayısıyla istifade edemiyorlar. İşte Allah onların kalplerini mühürlemiştir. İşitmelerini de, kulaklarını da mühürlemiştir. Ve onların gözleri üzerinde bir perde var. Ve alâ ebsârihim gışâve, gözleri üzerinde bir perde var. İnsanın gözünün önüne bir perde geldiğinde bir şey göremez. Onların da gözünün önünde manevi bir perde var. Böyle olunca onlar gerçekleri göremiyorlar. Kur'an-ı Kerim'de başka yerlerde summun bukmun umyun, onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bu ifade geçer. Sağırdırlar, gerçekleri duymazlar. Kördürler, gerçekleri görmezler. Dilsizdirler. Hak sözü, la ilahe illallah gibi hak sözü bunlar ifade edemezler. Ve göz tabi Cenab-ı Hakk'ın en büyük nimetlerinden birisi. Göz kainattaki manzaralara bakacak, ilahi sanatı tefekkür ve temaşa edecek. Bunun neticesinde iman balını yapacak. Ama onlar ibret nazarıyla bakamayınca gözlerinden istifade edemiyorlar. Kulak kainattaki ilahi musiki seslerini duyar ve o seslerden fevkalade istifade eder. Ama onların kulakları manen mühürlendiğinden kainattaki bu ilahi musikiyi duyamazlar. Mevcudatın Allah'a olan tesbihat seslerini işitemezler. Ve kalplerinde artık marifete yer kalmamıştır. Böyle olunca da velehum azabun azim, onlar için çok büyük bir azap vardır. Dünyada da ahirette de, dünyadaki azap küçük azaptır. Diğer alemdeki azap ise çok büyük bir azap olacaktır. Cenab-ı Hak hepimizi küfrün bütün çeşitlerinden muhafaza eylesin. Kalben ve işitme olarak ve göz olarak sağlıklı bir şekilde, maddi manevi sağlıklı bir şekilde yaşamayı hepimize nasip eylesin. Bir başka programımızda tekrar bir arada olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.